kulak yokluğu ya da kulak deformiteleri sık görülen bir deformitedir. Yaklaşık olarak ülkemizde 5-600 doğumda bir görülmektedir. Bu Japonya'da 60-70 doğumda bir kadar yükselebilmektedir. Dünyada en sık kulak deformitesinin görüldüğü ülke Japonya'dır. Kulak yokluğu ya kulak memesi vardır, dış kulak yolu olabilir, olmayabilir. Kulak memesi vardır. Diğer kıkırdaklar, kulağa uçtan kıkırdakların hepsi yumak tarzında ortada toplanmıştır ve kulak memesi de buna yapışmıştır. Biz buna mikroşiya ya da işte mikro kulak ismini veriyoruz. Bu çocuklar maalesef arkadaşları tarafından son derece alay konusu edildikleri için kulaksız diye son derece etkilenmektedirler psikolojik olarak. Şimdi daha önce de kulak kepçesini anlatırken söylemiştim. Kulak gelişimini yaklaşık olarak %85'ini 3-3,5 yaş civarında, %90'ını da 6 yaş civarında tamamlar. Bu demektir ki biz bu çocuklara 3 yaş civarında kulak yapabiliriz. Ancak kulağı biz kişinin kendi kaburgasından aldığımız kıkırdakla oluşturuyoruz. Bunu oluşturabilmek için kaburga kıkırdağının yeterli hale gelmesi 5,5-6 yaş civarındadır. Dolayısıyla 6 yaş civarına kadar bekliyoruz. 6 yaş civarında karşı kulağından kalıp çıkarıp yeni bir kıkırdaktan kulak oyup bunu burada mevcut olan kulağın olması gereken yere cep hazırlayıp oraya yerleştirdikten sonra 6 ay kadar bekliyoruz. 6 ay sonra kulağı kaldırıp eğer kulak memesi varsa onunla ilk ameliyatta uygun yerine çevirerek yeni kulak şeklini veriyoruz. Şimdi yaptığımız kulak kıkırdaktan yaptığımız için kendi dokusudur, reddetmez. Bununla kişi yaşayabilir. Eğer oyan kişi iyi kulağı iyi oyar, iyi şekil verirse karşı kulağına simetrik bir halde bir kulak oluştururuz. Bunun dışında kulak yokluğu olanlarda silikondan kulak protezleri de uygulanmakta. Ancak bunlar 8-10 yıl sonra dışarıya çıkmaktadırlar. Dolayısıyla ömürleri kısadır. Bunun dışında kulak anomalisi olarak kulak memesi olmayabilir. İşte kulakta yarık olabilir. Kulak ötekinden küçük olabilir ya da kulağın üst kısmı olmayabilir veya kulağın üst kısmı saçlı derinin altında olabilir. Deformite neyse buna yönelik olarak da ameliyatla mevcut şekil bozukluğunu düzeltmemiz mümkün. Plastik cerrahi olarak biz bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi kulağı olmayanlarda genellikle iletim tipi işitme kaybı vardır. Tek taraflıysa dış kulak yolu açmaya gerek yoktur. İki taraflıysa dış kulak yolu açılabilir. 10 desibel civarında bir işitme kaybı vardır. Eğer karşı kulağı sağlamsa kesinlikle dış kulak yoluyla uğraşmaya gerek yok. Çünkü yüz siniri bunlarla yüze yerdir. Dış kulak yolu açarken 100 derece oluşturma ihtimali yüksektir. Yani kısacası kulağı olmayan bir çocuğa kendi kaburgasından 6 yaş civarında kulak alarak kıkırdak alarak bunu rahatlıkla oyup yeni kulak şekli verilerek yeni bir kulak yapmak mümkündür. Ülkemizde de iyi kulak yapanlar var. Çok rahatlıkla ben de iyi kulak yaptığım iddiasındayım. Çok rahatlıkla kulak yeniden oluşturulabilir. Diğer işte bozukluklarda kulağın şekil bozukluğu ya da eksikliklerini de gidermek mümkündür.